Merhaba arkadaşlar. 3 Ocak Pazartesi 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Dünkü tahmin videoma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Saat 18'de Kıbrıs First Division'da Atnas'ta Doksa karşı karşıya geliyor. Doksa oynadı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 20 gol kendi kalesini gördü ve 14 puan toplamayı başardı. 90'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Omaniye ile oynadı ve Omaniye'yi kendi evinde 2 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından 90'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Açnas ise oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 25 gol yedi, 8 puan toplamayı başardı. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması da kendi evinde Anorthosis'te oynadı. Kendi evinde Anorthosis'te oynadığı karşılaşmadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına aklasın baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Arsenal'la Dox arasındaki müsabaka ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 18.20'de Katar Ligi'nden Alsat'la Alsat karşı karşıya geliyor. Alsat oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet bir beraberlik aldı. 39 gol attı, 14 gol yedi, 28 puan toplamayı başardı. Alsat'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Korla oynadı. Korlu kendi evinde 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Alsad'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. al Alsaylıya ise oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 21 gol yedi, 5 puan toplamayı başardı. Alsaylıya'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Algarafa ile oynadı ve deplasmanda Algarafa'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından az sayıların son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Alsaylı'ya Alsat arasındaki karşılaşmasına ilgili tahminim deplasman 1.5 üst. Arkadaşlar gruplara nasıl girebilirsiniz? Youtube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplarımıza hazırladığım günün ideali, günün kasa katlama kombini veya günün kalesi gibi özel çalışmalar ile derlediğim kombinleri gelip görebilirsiniz. Ne kadar başarılı olduğumuzu ben ne kadar söylersem burada ifade edemem. Sizin kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Gelin bir kere gruplarımızı deneyin. Zaten bu zamana kadar pek çok kişinin grubunu denemişinizdir. Bir kere deneyin. Ondan sonra zaten kalırsınız diye ben buradan rahatlıkla söyleyebiliyorum. Zaten küçük bir meblağ. Neticede kazanan siz olacaksınız ama kaybettiğinize bakınca kaybettiğiniz hiçbir şey olmayacak. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı, canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içine paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurar, kurabilirler. Ne kadar başarılı olduğumuzu verdiğim resimlerden de görüyorsunuz. Saat 22.45'te İngiltere Şampiyonşip'te Bournemouth kendi evinde Peterborough'u konuk ediyor. <laughs> Bournemouth oynadığı 25 karşılaşmada 14 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 20 gol yedi, 49 puan topladı. Bournemouth'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, ki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Cardiff'le oynadı. Cardiff'i kendi evinde 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Bournemouth'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Peter Brough ise oynadığı 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 44 gol yedi, 19 puan toplamayı başardı. Peter Brown son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanda Blackpool'la oynadı. Blackpool'a deplasmanda 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller arasından Peter Brown son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Bournemouth Peter Brown karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı handikap 1 0. Saat 23'te İspanya La Liga'da Osasuna kendi evinde Atletik Bilbao'yu konuk ediyor. Atletik Bilbao oynanan 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 16 gol yedi, 24 puan toplamayı başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Real ile oynadı. Real Madrid'de kendi evinde 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Atletik Bilbao'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Osasuna ise ligde 13. sırada yer alıyor. Oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 22 golü kendi kalesinde gördü. 22 puan toplamayı da başardı. Osasuna'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde Barcelona ile 2-2 berabere kaldı. Levante ile deplasmanda 0-0 skorla golsüz berabere kaldı. Kendi evinde Elche ile 1-1 berabere kaldı. Ve deplasmanda Atletico Madrid'e 1-0 skorla mağlup oldu. Osasuna'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın Osasuna 2 tanesini 1.5 üstle tamamladı. Osasuna Atletik Bilbao karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mamansızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Farklı tekli iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda günlük Hazır kupon tercihlerim ise kombine grubumda ara ara haftada 2-3 gün veriyorum. Nokta atış tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan, her maça zıplamadan hareket ederek Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar Bugün burada size 4 tane maç karşılaşmasını mücadeleyi verdim, paylaştım. Bunların hepsinin detaylı analizlerini yaptım. Sonunda netice itibariyle sizlere önermiş oldum. Bugün buradan kombin önerisi yapmayacağım. Kendimin de oynadığı kombine kutup kuponumu katıl grubundan paylaşacağım. Bu verdiğim maçlardan ikişerli ya da üçerli cımbızlayıp kendi kombine kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup destek verirseniz sevinirim. Sesimin hastalığından dolayı da biraz sesimde bozukluk var. Bunun için de hepinizden özür dilerim. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay.